Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yaprağı güzeli ve begonyadan bahsedeceğim. Bu iki çiçeğimi şimdi evin içerisine aldım arkadaşlar. Yaprağı güzeliyle ilgili bir arkadaşım sormuş ki, abla benim yaprağı güzelim boyuna gidiyor ama çiçek açmıyor demiş. Yorumunu okudum canım. Şimdi yaprağı güzeli sadece boya gidiyor, çiçek açmıyorsa öncelikle bu sıcak havalarda balkonda tutun. Yani balkonda güneş almasını sağlayın arkadaşlar. Çok soğuk havalar olduğu zaman onu evin içerisine alacağız. Benimkiler de balkonda duruyor. Belki izlemişsinizdir. Bunu yeni ektim ben. Daha bir ay olmadı bunu ekeli. Belki 2 hafta olmuştur. Şöyle 3 tane küçük minik filizden ektim arkadaşlar. Şimdi o da bana yeni yeni filizler verdi. Büyüdü. Gördüğünüz gibi yeni yeni filizler verdi. Daha da büyüyecek. Bol yapraklı. Hani böyle sadece uzun değil de bol yapraklı büyümesini, uzamasını ve açmasını istiyorsanız sizlere bir tarifim var. Aynı şekilde bu tarifim begonya için de geçerli sevgili arkadaşlarım. Begonyam şöyle yaz kış balkonda duruyor. Bunu neden söylüyorum sürekli yaz kış balkonda duruyor diye. Bazı çiçekler soğuk ortamı sevmiyor arkadaşlar. Mesela nedir bunlar? Yani balkonda durduğu zaman güneş alması gerekiyor. Ama bu yılbaşı çiçeği için ya da orkide için geçerli değil. Yılbaşı çiçeği, orkide, menekşe, kalanşo. Bunlar evin içinde duran çiçeklerdir. Ve barış çiçeği de aynı şekilde. Yaz kış evin içinde duruyor. Tabi gün ışığı alıyor arkadaşlar. Ama begonyam kışın soğuğa dayanıklı. Yazın da sıcağa dayanıklı. O yüzden kışın da balkonumda duruyor. Açık balkon, kapalı balkon değil. Tabii ki de kışın yapraklarını döküyor ama yazın tekrardan yeşeriyor. Yaprağı güzelimizi dediğim gibi açmıyorsa, büyümüyorsa arkadaşlar ya da sadece boyuna gidiyorsa, fazla yapraklı değilse bugün bir karışım hazırladım sizlere. Bir gün bekletelim bu suyun içerisinde muz kabuğu. Evet, bu kadar da basit bir karışım olacak sevgili arkadaşlar. Muz kabuklarını böyle minik minik doğradım. Suyun içerisinde bir gün beklettim. Aslında 2 günde bekletseniz daha etkili olur. Bu şekilde şöyle bakın sarımsı bir su yapıyor. Şimdi bu suyu ölçü olarak da kepçe göstereceğim size. Böyle kepçeyle verin arkadaşlar. Bu suyu bir kepçe olaraktan bu şekilde saksıya koyuyoruz. Saksınız büyük ise 2 kepçe verebilirsiniz. Nedir bu? Bu muz kabuğu suyu sevgili arkadaşlarım. Gerçekten çiçeklerinizin daha canlı, daha yapraklı ve çiçek açmasını istiyorsanız muz kabuğu suyunu mutlaka çiçeklerinize veriniz. En etkili vitaminlerden bir tanesidir. Muz kabuğu suyu çok basit. Muzun kabuklarını doğruyoruz. Suyun içine koyuyoruz. 1-2 gün bekletiyoruz. Çiçeklerimize veriyoruz. Bir kepçe. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugün böyle kısa bir sohbet edelim istedim. Hem de yaprağı güzeli açmayan sevgili arkadaşıma cevap olsun diye bu videoyu hazırlamak istedim. Yine yorumlara bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Çiçekli kalın. Sevgili çiçek gibi takipçileriyim.